Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Windows 11'i bilgisayarımıza kurmadan sistemi incelemenize olanak tanıyan bir internet sitesi tanıtacağım arkadaşlar. Bu internet sitesinin ismi Blue Edge. Windows 11'in nasıl göründüğünü merak edenler için bilgisayara kurulum yapmadan tarayıcı üzerinden sisteme göz atmaya olanak tanıyan bir site önerisiyle geldik. Tek tıkla sistemin arayüzüne göz atmanıza olanak tanıyan internet sitesi ismi Blue Edge. Oyunlarda geliştirilen bir geliştirici tarafından dikkatli bir şekilde hazırlanmış. Windows 11 tanıtıldığı günden bu yana tüm Windows kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk beta sürümü Insider programına üye olanlar için kullanıma sunulan Windows 11 tasarımda yapılan değişikliklerin yanında bir süre istediği sistem gereksinimleri ile de konuşuldu. Neydi bu sistem gereksinimler arkadaşlar? Hemen göz atalım. Windows 11 sistem gereksinimleri, Windows 11'de dikkat çeken iki sistem gereksinimini en az 4 GB RAM ve 64 bit işlemci oldu. Önceden 32 bit ile çalışabilen, fazla RAM istemeyen işletim sistemleri 4 GB RAM ve 64 bit işlemcileri sıradan hale getirecek. Windows 11'i kurup sorunsuz çalıştırmak istiyorsanız sisteminizin aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun. 64 bit işlemci en az 2 çekirdek olmalı ve en az 1 GHz güncel bir işlemci olmalı arkadaşlar. 4 GB ve üzeri RAM gerekiyor arkadaşlar. 64 GB minimum boş alan diyor, fakat Microsoft 64 GB'lık boş alan için hard diskleri kabul etse de işletim sistemlerinin SSD'lere kurmak her zaman daha hızlı bir çözüm olacaktır. Bilgisayarınızda 100 GB'dan az alan varsa yeni bir işletim sistemi yükleme işine başlamamanızı tavsiye ederiz. Bunun yanında anakartınızın TPM 2.0 ve Secure Boot özelliğini desteklemesi ek Windows 11 özelliklerinden yararlanmanız için gerekli olabilir. Yani nedir arkadaşlar? Dediğim gibi bu konuyu özetleyecek olursak anakartınızın, işlemcinizin, RAM'inizin DDR4 olması gerekir arkadaşlar. Çünkü Windows 11 grafik olarak daha güçlü arkadaşlar. O yüzden altyapınızın daha güçlü olması gerekiyor arkadaşlar. DDR3 sistemler de arkadaşlar Windows 11'in giriş aşamasında destekler, fakat 1-2 sürüm, 1-2 güncelleme sonrasında tıkanıklıklar göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden sisteminizin DDR4 olması gerekiyor arkadaşlar. 64 bit minimum, 2 çekirdekli ve 1 GHz ve üzeri işletim sistemi işlemciniz olması gerekiyor arkadaşlar. 4 GB RAM ve üzeri RAM'iniz olması gerekiyor arkadaşlar. Burada 64 GB demiş resmi olarak, fakat en az hard diskiniz arkadaşlar 100 GB ve üzeri kurulum yeri olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar Windows 11 dediğim gibi grafik özellikleriyle güçlü bir işletim sistemi. O yüzden SSD olması gerek. Yani SSD kullanırsanız çok daha verim alacaksınız ve minimum 100 GB boş yer olmalı arkadaşlar hard diskinizin içerisinde. Şimdi videomuzun ana konusuna tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Windows 11 2022'den itibaren Windows 10 kullanıcılarına ücretsiz yükseltme hakkı sunulacak. Ayrıca kullanıcılar Windows 11 yüklü bilgisayarlar satın alarak yeni işletim sistemine daha erken de sahip olabileceklerdir. Bunları beklemek istemeyenler ve ben bir bakıp çıkacağım diyenler içinse Blue Edge isimli bir geliştirici tarayıcı üzerinden göz atabilecekleri Windows 11 ön izlemesi hazırlamış arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve buraya Blue Edge yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada çıkıyor. Blue Edge for Windows 11. Evet, gördüğünüz gibi ilk çıkan Win11 Blue Edge yazan yere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi karşımızda Windows 11'in birebir
masaüstü simülasyonu karşımıza. Arkadaşlar bu bir resim değil, durağan bir obje değil, kesinlikle interaktif. Gördüğünüz gibi bütün üzerindeki her şeyi çalışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internet tarayıcısı da dahil olmak üzere her şeyi çalışıyor. Bilgisayarınıza Windows 11'i kurmadan önce tarayıcı üzerinden çalışan bu simülasyonla arkadaşlar birçok özelliğini tecrübe edinmiş olacaksınız, deneyimlemiş olacaksınız. Tarayıcınızın üzerinden ziyaret edebileceğiniz Windows 11 ön izlemesi, başlat menüsü ve masaüstünün bazı temel özellikleri sistem menülerinde göz atmaya olanak tanıyor. Ayrıca ön izlemede Microsoft Edge internet sitesini gezebilme mümkün. Şöyle gördüğünüz gibi. Buraya da arkadaşlar gezinebilirsiniz. Normal bir internet tarayıcısı mantığıyla gezinebilirsiniz. Buradan indirdiğiniz objeler direkt normal kullandığınız bilgisayarınıza kaydedilecektir arkadaşlar. Bir miktar yavaş fakat sonuçta bilgisayarınıza kurmadan tarayıcı üzerinden Windows 11'i bir şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor arkadaşlar. Son derece gelişmiş, gördüğünüz gibi başlat menüsü, uygulama mağazası. Gördüğünüz gibi uygulama mağazasını açabiliyorsunuz. Ondan sonra birçok şeyini burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Windows 11'i de böylelikle tarayıcı üzerinden bilgisayarımıza kurulum yapmadan deneyimleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Windows 11 ilk kurulduğunda nasılsa arkadaşlar, bu simülasyonda bu internet sitesi de bize bu deneyimi sunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyle birebir Windows 11 simülasyonu arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, Windows 11'in beta sürümü yayınlandı. Windows 11'in beta sürümünü deneyimlemek isteyen arkadaşlar, yalnız bir şartı var. Insider programına kayıt olmaları gerekiyor arkadaşlar. Fakat benim daha önceki videomda bunu Windows 11 bilgisayara nasıl kurarız ve indirmeyi nasıl yaparız hakkında videomda izleyerek arkadaşlar, orada bilgisayarınıza indirip İngilizce olan beta sürümünü bilgisayarınızda deneyimleme fırsatı yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun kartını yukarıdaki açıklama kısmına yerleştireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi Windows 11 birçok grafik özellikleriyle şu anda piyasaya çıktı arkadaşlar. Burada dediğim gibi bu beta sürümü olduğu için arkadaşlar, bazı özellikler normal sürümde olan özellikler olmayacaktır. Dediğim gibi bu Insider programına kayıt olan kullanıcılar için hazırlanmış. Buradaki mantık ne arkadaşlar? Beta sürümünü piyasaya sürerek kullanıcılardan geri dönüş alıyorlar arkadaşlar. Burada işte hataları, eksiklerini bir nevi deneyimleme imkanı sunuyorlar. Bir nevi bir kalite kontrol yaptırıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi beta sürümü bazı kısıtlı özelliklere gelebilir. Ve İngilizcedir arkadaşlar. Türkçe dil desteği yok. Benim daha önceki videomda da bunu ayrıntılı olarak açıklamıştım arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bana destek olarak bu ve bunun gibi yararlı videolar çekmem için beni destekleyebilirsiniz. Nasıl olacak bu destek? Kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, likelayarak ve yorumlar yaparak arkadaşlar, lütfen bana destek olun. Bu ve bunun gibi birçok arkadaşın işine yarayacak videolar çekmeyi planlıyorum. Tabii ki sizin desteğiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.